Dostlar selamunaleyküm. Türkiye'nin bugüne kadar üretimde ortaya attığı en büyük iddia belki de Kaan savaş uçağı projesini başlatmak oldu. Proje artık ete kemiğe büründü. Bu hafta önemli bir test olan fırlatma koltuğu testi de yapıldı. Yani Türkiye'nin savaş uçağı gümbür gümbür geliyor. Peki bu projeyi geliştirmek neden büyük bir iddia? Yani 5. nesil savaş uçağı projemizin dünyada hangi rakipleri var? Bugün kısaca bu uçaklara değinelim. Savaş öğretmek elbette kolay bir iş değil. Biz bu sektöre çok geç girmenin sıkıntılarını yaşıyoruz şu an. Ama hani bir girdik tam girdik denir ya. İşte öyle bir noktadayız. Türkiye Milli Savaş Uçağı Kaan'la bu alanda ben de varım dedi. Ve Türkiye bu iddiayı en üst perdeden ortaya koydu. Çünkü TUSAŞ tarafından geliştirilen Milli Savaş Uçağımız 5. nesil bir savaş olacak. 2011 yılında kavramsal tasarım aşaması başlatılmıştı. Bu ilk süreç 2013'te tamamlandı. Ve proje günden güne daha çok ete kemiğe büründü. 5. nesil bir savaş uçağına 0'dan başlıyorsanız bunu 15 yıl gibi kısa bir sürede seri üretime geçirmeniz normalde çok zor. Ama Türkiye bunu da başarıyor. Çünkü TUSAŞ 2028 yılında 20 adet Kaan Blokon uçağının hava kuvvetlerine teslim edileceğini duyurdu. Türkiye'nin bugüne kadar başardığı en büyük savunma sanayi projesi olacak bu. Düşünün şu an Kaan için 15 bin personel çalışıyor. Bunların 6 bini mühendis. Kaan 14 metre kanat açıklığına sahip. 21 metre uzunluğu var. Süper kulis kabiliyetinin yanında dahili silah yuvası da sahip. Zaten 5. nesil bir savaş uçağı geliştiriyorsanız radar görünürlüğünün düşük olması gerekiyor. Bunun için de dahili silah yuvası olmazsa olmaz. Milli savaş uçağımızın azami hızı 1,8 Mach. 55 bin feet irtifada görev yapabiliyor. Çift motorlu bir uçak ve en önemli özelliklerinden biri insansız sistemlerle birlikte uçarak savaş doktrinini değiştirecek olması. Kaan yine TUSAŞ üretimi Anka 3 SİHA ve yüksek hızlı hedef uçak Süper Şimşek ile birlikte uçacak. TUSAŞ'ın mükemmel üçlü olarak adlandırdığı bu kombinasyon kol uçuşu ile çok farklı görevleri birlikte gerçekleştirecek. Düşmanın gönderdiği bir füzenin ya da hava savunma sisteminin kafasını kolaylıkla karıştırabilecek. Kaan pilotu yönettiği Anka 3'leri riskli bölgelerdeki görevlere yönlendirip kendi uçağını riskten uzak tutabilecek. Yani TUSAŞ şu an Kaan savaş uçağıyla bugünü değil geleceği tasarlıyor. Yani bugüne kadar bu alanda yapılan yarışı kaçırdık ama Kaan geleceği kaçırmayacak. Tabi bu konuda önemli bir soru geliyor insanın aklına. Kaan'ın dünyadaki rakipleri hangi uçaklar? Bazen projenizin büyüklüğünü anlamanın en iyi yolu rekabet ettiği sistemleri incelemekten geçiyor. Büyük projelerin rakipleri de büyük oluyor çünkü. Dünyada Kaan'la rekabet edebilecek savaş uçağı projesi çok değil. Fransa, İtalya, Almanya gibi ülkelerin geliştirdiği projeler de var. Ama onların bizim savaş uçağımıza rakip olma ihtimalleri yok. Rakip olabilecek ilk iki sistem ABD üretimi sistemler. Biliyorsunuz daha önce TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, Kaan'ın F-22 ile F-35 arasında bir yerde konumlandığını açıklamıştı. O yüzden ilk iki rakip ABD'den desek yanlış olmaz. İlki F-22 Raptor. Bu uçağın pazar anlamında bizim savaş uçağımıza rakip olma şansı yok. Çünkü hem çok pahalı bir sistem. Hem de ABD bunu kesinlikle başka ülkelere satmıyor. Bırakın Türkiye'yi falan, en yakın müttefiklerine bile satışına izin yok. Çünkü F-22 bugüne kadar geliştirilmiş en iyi savaş uçağı olarak kabul ediliyor. ABD Hava Kuvvetleri de bu sebeple bu uçağı stratejik bir güç olarak görüyor. Haksız da değiller. Çünkü F-22 gerçekten muazzam bir teknoloji. Bu yüzden de satış rakamını bırakın, üretim maliyeti bile 147 milyon dolar. Yani ABD bunu satıyor olsaydı da bizim uçağa rakip olamayacaktı. Çünkü satış rakamı 200 milyon doları bulacaktı. 5 tane savaş uçağı için 1 milyar dolar ödemek de her devletin yapabileceği iş değil. F-22 en uzun menzilden bir hedefi vurabilen uçak olarak gösteriliyor. Mühimmatları yine gövdesinin içinde gizli. Saatte 2132 kilometre maksimum hıza ulaşabiliyor. Tamamen hava üstünlüğü için tasarlanmış bu uçak, radarları rakip radarların parametrelerini bozabiliyor. Oldukça cüsseli olan bu uçak çift motoruyla müthiş bir manevra yeteneğine sahip. Derin darbe görevlerinde düşman hava sahasına gizlice sızıp önden ilk ve en büyük darbeyi indirebiliyor. Bu uçağı daha detaylıca tek bir videoda konuşuruz. Şimdi kısaca meseleyi özetlemiş alalım ve Kaan'ın diğer rakibini yani F-35'e geçelim. F-35 çok özel bir proje. Evet 5. nesil bir uçak. Alt sistemleri ve teknolojisi çok üstün. Manevra kabiliyetiyle bir F-22 olmasa da radar görünmezliği çok üst düzeyde. Çok ortaklı bir proje. Yani arka planında çok fazla ülkenin desteği var. Yani 5. nesil savaş uçakları arasında en üstün teknolojilerden birine sahip. Bu doğru. Ama onu en özel yeri konumlandıran sebep farklı. F-35 çok rollü bir uçak. Yani mesela az önce F-22'den bahsettik. Müthiş bir sistem ama hava üstünlüğü için tasarlanmış. Diğer rollerde o kadar da etkili değil. Genel olarak savaş uçakları da aslında böyle oluyor. Kimi hava üstünlüğüne göre şekillendiriliyor, kimi de bombardıman görevlerine göre. Böyle bir durum bir alandaki en iyi sistemin ortaya çıkmasını sağlıyor. Bu doğru. Ama her bir rol için ayrı bir savaş uçağı filosu satın almak da ülkeler için kolay bir mesele değil. İşte F-35 burada öne çıkıyor. Çünkü o çok çok rollü bir savaş uçağı. Her ne kadar ağırlıklı olarak bombardıman için geliştirilse de hava çalışmalarında da iddialı bir uçak. Tek motorlu bir tasarımı var. Dikey iniş kalkışlı modeliyle kısa pistli gemilerde de kullanılabiliyor. İşte bu özellikleriyle F-35 muhtemelen Kaan'ın rekabette en zorlanacağı platform olacak. Yine milli savaş uçağımızın bir rakibi de Güney Kore'de geliştiriliyor. KF-21 projesi. Özelliklerine baktığımızda doğrudan hem bizim savaş uçağımıza hem de dünyadaki diğer 5. nesil uçaklara rakip olacak potansiyelde. Güney Kore'nin şimdiye kadarki en büyük savunma projesi. Endonezya'da projenin ortağı. Güney Kore bu uçağı 2028 yılına kadar geliştirecek ve sonra seri üretime geçecek. 2032 yılına gelindiğinde Güney Kore Hava Kuvvetleri'ne 120 adet KF-21'in teslim edileceği söyleniyor. Çift motorlu bir uçak bu ve neredeyse bütün özellikleri Kaan'la aynı. Ama projelerin açıklanan süreçlerini düşünürsek bizden daha sonra seri üretime geçeceğini söyleyebiliriz. Bu da rekabette bizim için bir avantaj olacak. Bu uçak dışında bir de Rusya'nın geliştirdiği Su-57 var açıklarının özelliklerine bakarsak oldukça ciddi bir rakip. Takviyesiz süpersonik uçuş özelliğine sahip. Kısa mesafeli kalkış ve iniş yapabiliyor. Tabii ki radar görünürlüğü çok düşük. Silah sistemleri gövde altında kapalı bir bölgede. Manevra kabiliyetiyle çok iddialı. Azami hızı saatte 2600 km. 6 saate yakın havada kalabiliyor ki bu rakam F-35'in 2 katı ve 10 ton savaş yükü taşıyabiliyor. Bu özelliklere baktığımızda elbette Su-57'nin en ciddi rakiplerden biri olduğunu söylemek zor değil. Ama burada değinmemiz gereken bir şey var ki Rusya bu projeyi bir türlü düzene sokamadı. Daha Ukrayna Savaşı yokken bile bütçe sorunlarından dolayı proje takvimi sürekli erteleniyordu. Şimdiye kadar envantere defalarca girmiş olması gerekiyordu bu uçağın ama bütçe problemlerinden dolayı bu başarılamadı. Şimdi bir de Rusya-Ukrayna Savaşı var ki Rusya'nın işinin iyice zor olduğunu görmek zor değil. Tabii bu çağda teknolojiyi ilgilendiren bir konuyu konuşup da Çin'den bahsetmemek olmaz. Çin savaş uçağı geliştirme konusunda takvim anlamında bizden çok çok önde. J-20 savaş uçağını geliştirdiler, envantere kattılar ve dünyada 5. nesil bir savaş uçağını seri üretimine başlayan üçüncü ülke olarak tarihe geçtiler. J-20 envantere 2018 yılında girdi. Ama yorumlarken bu uçakta hata payı her zaman yüksek olacak. Çünkü Çin F-22'den bile çok daha iyi bir uçak geliştirdiğini iddia ediyor. Ama uzmanlar bunun

Propagandadan ibaret olduğunu düşünüyorlar. Ve bence Kaan Savaş canlı ürettiğimizde ve envantere aldığımızda J-20 ona rakip olamayacak. Bunu en iyi insansız hava aracı konusunda iki ülkeyi karşılaştırarak anlayabiliriz. Çin sayı olarak bakarsanız çok fazla insansız hava aracı geliştiriyor. Ve yine onların açıklamalarını baz alırsak bizim İHA'larımızdan çok daha kaliteli İHA'lar üretiyorlar. Ama sahadaki gerçekler onların anlattıklarından çok uzak. Çünkü bizim insansız hava araçlarımız sahada her gittiği yerde destan yazarken Çin'in İHA'ları her çatışma ortamında rezil oluyor. İşte bu yüzden ben Çin'in savaş uçağı ile ilgili açıklamalarını ciddiye almamayı tercih ediyorum. Savaş uçağı konusunda da bizim pozisyonumuzun insansız hava araçları konusunda olduğu gibi olacağını düşünüyorum. Yani fiyatta Çin'le kalitede ABD yarışan bir savaş uçağı olacak Kaan. O yüzden de aynı insansız hava aracı piyasasında olduğu gibi savaş uçağı pazarında da lider konuma biz yerleşeceğiz. Bu söylediğim belki bugün hayal ama gerçeklikten uzak değil. Kısa vadede birlikte yaşayıp göreceğiz inşallah. Allah'a emanet olun.